Merhaba ben Ali Nihat Eken. Kate Chopin okuyoruz başlıklı iki bölümden oluşan yeni bir seriye başlıyoruz. İlk programda yazarla ilgili notlarımı paylaşacak. İkinci kayıtta da The Story of an Hour, Bir Saatin Öyküsü isimli öyküye yakından bakacağız. Kate Chopin 20. yüzyıl edebiyat sahnesinde uzun süre göz ardı edilmiş, Çoğunlukla da Louisiana'da Fransızca konuşan Creole ve Kajunların hayatlarını anlatan yerel bir yazar olarak kabul edilmiştir. Ölümünden sonra da eserliğinin pek çoğunun baskısı yapılmamıştır. Ancak 1960'lardaki feminist hareketin hız kazanmasıyla feminist eleştirmenler tarafından yeniden keşfedilmiştir. Kate Chopin'in gerçekçi romanları ve öyküleri erkek egemen toplumu eleştirir. Yaşadığı dönem açısından bakıldığında içerdiği cesur temalarla dikkat çeker. Chopin'in en önemli eserleri hassas ve özgürlüğüne düşkün zeki kadınları merkezine alır. Onların yaşamlarına ışık tutar. Kate Chopin'in en önemli eseri 1989 yılında yayınlanan romanı The Awakening olarak kabul edilir. Bu romanın Türkçe çevirisini Uyanış adıyla Burcu Şahinli yapmıştır ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Modern Klasikler dizisinde 138. kitap olarak çıkmıştır. Roman geleneksel bir evlilik anlayışının kadına getirdiği kısıtlamaları anlatıp bir kadının uyanış öyküsünü aktarır. Roman 1992 yılında Grand Isle adıyla sinemaya uyarlanmıştır. Kate Chopin öyküleriyle de dikkat çeken bir yazardır. En çok bilinen öyküleri arasında Desiree's Baby, Desiree'nin bebeği, The Storm, Fırtına ve bu programın konusu olan The Story of an Hour, Bir Saatin Öyküsü. Kate Chopin 1851 yılında Missouri, St. Louis'de İrlanda kökenli varlıklı bir Amerikan ailesinin çocuğu olarak dünyaya geldi. Küçük yaştayken babasını bir debir yolu kazasında kaybetti. Farklı nesillerden dul kadınların olduğu bir evde büyüdü dönemin geleneklerine uygun olarak yetişti. Bir manastır okulunda katolik eğitimi aldı. 19 yaşında New Orleans'lı Oscar Chopin'le evlendi ve Louisiana'ya yerleşti. Chopinler güneyin aristokrat yaşamının içindeydiler. Oscar Chopin bir cotton broker'dı. Yani zencilerin ezici koşullar altında çalıştıkları, pamuk tarımı işletmeleri olarak bilinen plantasyonlarda pamukların satışına aracılık yapıyordu. Kate Chopin kocasının işleri bozulunca onunla birlikte Nakatish yakınlarındaki bir plantasyonda yaşadı. Bu bölge daha sonraki yıllarda Chopin'in 1894 tarihli Bayou Folk, Bayou Halkı ve 1897 tarihli A Night in Acadie Akadi'de Bir Gece isimli öykü kitaplarına mekan, tema ve karakterler yoluyla girdi. Kate Chopin bu bölgede yaşarken deneyimlediği iç içe geçmiş Fransız ve zenci kültürlerini, farklı dilleri lehçeleri ve tatlarını eserlerine yansıttı. Necla Aytür, romancı Kate Chopin başlıklı makalesinde şöyle yazar. Güneydeki tutuculuk, geleneksellik Kate Chopin'e acı vermiş, onu yaşadığı ortama karşı yazdıklarıyla baş kaldırmaya yöneltmişse, yine güneyin duyumlara seslenen renkli yönü de ona kıvanç vermiş, yaşama sevincini, yazarlığını sürdürme, güneyin bu yönünü de yansıtma isteğini körüklemiştir. K. Chopin'in eşi 1882 yılında sıtmaya yakalanarak öldü. K. Chopin 32 yaşında dul bir kadındı. Ve kocasının borçları da ona kalmıştı. 1883-1884 yıllarında o bölgedeki bir ressamla yakınlaştı. Ancak ertesi yıl 6 çocuğuyla birlikte yeniden doğduğu yer olan Saint Louis'e döndü. Bir yıl sonra da annesini kaybetti. O dönemde yaşadığı depresyonu yeteneklerine inanan bir yakınının önerisiyle yazı yazarak atlatmayı denedi yazmak Kate Chopin için bir çeşit terapi olacaktı. Kısa süre içinde ard arda yazdığı öyküleri Vogue gibi popüler dergilerde ve gazetelerde basıldı. Çocuklar için de 26 hikaye yazdı. 1890'ların sonuna doğru artık Amerikan dergilerindeki öyküleriyle tanınan bir yazar olmuştu. 1890-1900 yılları arasında en güzel eserlerini kaleme aldı. Kate Chopin'e yazarlık yolunda ilham veren kaynaklara gelince. Chopin, Amerikalı yazar William Dean Howells'ın gerçekçi eserlerinden feyz aldı. Gerçekçi edebiyatın prensiplerini Howells'ın romanlarından ve edebi eleştirilerinden öğrendi. Öte yandan Kate Chopin'in hem kendi hem de eşinin ailesindeki Fransız kökeni onun yazarlığına büyük katkı sağladı. Chopin'in büyük annesi evde Fransızca konuşulmasını her zaman teşvik etmiştir. Böylece K. Chopin, Fransız edebiyatının gerçekçi ve doğalcı yazarlarını orijinal dilde okuyabildi. Evlendikten sonra da güneyde Fransızca konuşan Creole ve Cajunların olduğu yerlerde yaşaması onu etkiledi. Zola, Maupassant ve Flaubert gibi Fransız yazarlar Chopin'e yön verdi. Chopin'in uyanış romanıyla Flaubert'in Madame Bovary'si üzerine pek çok karşılaştırmalı akademik çalışma mevcuttur. Kate Chopin'in Mopassan'dan nasıl etkilendiğini yine Necla Aytür'ün makalesinden bir bölümle aktarmak isterim. Chopin, iç döküşler başlığını taşıyan denemesinde bir rastlantı sonucu eline aldığı Mopasan'ı şöyle anlatıyor. Öykülerini okuyunca şaşırdım. Öykü ya da roman değil, yaşamın ta kendisiydi bunlar. Hani neredeydi öykü yapma sanatının onlarsız olamayacağını belli belirsiz sandığım olay örgüleri? Eski moda türükler, süslemeler. İşte geleneklerden, kurallardan kurtulmuş bir yazar. Kendi benliğine inip dünyaya kendi gözleriyle bakan, gördüğünü bize doğrudan, yalın bir biçimde anlatan biri. Bunu yapan bir yazar okuruna verebileceği en iyi şeyi vermekte, de değerli bir şey vermektedir. Çünkü bu gerçeğin kendisidir. Yazarın kendi içinden kopup gelendir. Kate Chopin'in eserlerindeki etkileşimler sadece edebiyat dünyasındaki isimlerle sınırlı değildir. Chopin, Darwin'in yazdığı türlerin kökeni, İnsanın türeyişi ve cinsiyete mahsus seçilim, insan ve hayvanlarda duyguların ifadesi gibi eserlerin yarattığı sarsıntıdan da etkilendi. Darwin, insanın dünyadaki geleneksel yerini sorguladığında bu fikirlerin edebiyata yansıması kaçınılmaz olmuştur. Bu nedenle, Kate Chopin'in eserlerinde kadının yerini sorgulaması, Darwin'in düşünceleriyle, özellikle de insanın türeşi ve cinsiyete mahsus seçilimiyle beraber ele alındığına yeni boyutlar kazanacaktır. Chopin yazdığı çoğu eserde kadınları aşk, cinsellik, ihanet, uyanış, kadının bireyselliği gibi konular çerçevesinde anlatır ki bunlar 19. yüzyılın sonları düşünüldüğünde nadiren işlenebilen tabu konulardır. Chopin'in yazdıkları özellikle de Uyanış isimli romanı tartışmalara neden oldu, skandal olarak algılandı. Bu eserin aldığı eleştiriler hem profesyonel hem de sosyal açıdan Chopin'in dışlanmasına neden oldu, eserleri bazı kütüphanelerin açık raflarından çekildi. Chopin'in kendisi de Saint Louis'de üyesi olduğu pek çok dernekten ayrılmaya zorlandı. Bazı eleştirmenler romanın edebi yönünü kabul edip övseler de içeriği hastalıklı, ve zehirli bulmuşlardır. Uyanışın yarattığı tepkiler sonucunda Chopin giderek daha az yazmaya başladı ve bu romandan beş buçuk yıl sonra bir beyin kanaması geçirerek hayata veda etti. Bu programda Kate Chopin üzerine aldığım notlarımı paylaştım. Bir sonraki kayıtta yazarın Bir Saatin Öyküsü isimli çok kısa öyküsüne yakından bakacağız. Bu öyküyü Can Kitabevi'nden çıkan Kate Chopin, Bir Çift İpek Çorap ve Başka Öyküler'de Ergin Özler çevirisiyle okuyabilirsiniz. Ayrıca öyküyü okuduktan sonra Jane Campion'un 1993 yılında çektiği The Piano isimli filmi de izleyebilirseniz karşılaştırmalar yapmak mümkün olacaktır. Yeniden görüşene kadar Kate Chopin ne kalın hoşça kalın